gelişi güzel yerleştirmek yok. Hepsini tek tek servis tabaklarının yanına koyacaksın. Bakıldığında şık ve asil bir görüntü istiyorum. Anlaştık mı? Anladım efendim. Afiyet olsun. Al bakalım. Güzel. Son dakikaya kadar kimse hiçbir şey duymasın, bilmesin. Herkes bu zarflardan öğrensin, tamam mı? Tamamdır. Aferin sana. Hiç sorumu da sormuyorsun ha. Sevdim ben seni. Ben parama bakarım. Ötesi beni ilgilendirmez. Al bakalım. Geri kalanını iş bittikten sonra vereceğim. Anlaştık mı? Siz hiç merak etmeyin. Aynen dediğiniz gibi yapacağım. Tadını çıkartın kara çaylar. Nasılsa bu gece hiçbirinize uyku yok. İyice gelip bakmışım, uyanmış ama daha yaygarayı basmamıştı. Bir uyuyor, bir uyanıyor, bir uyuyor, bir uyanıyor. Çok huzursuz bugün. Kim bilir daha kaç kere uyanacak. Nurten ablacığım insene, ben bakarım Umut'a. Sahi mi? Bakar mısın? O benim yeğenim, lütfen. Sağ ol, sağ ol. Bir dünya işim var aşağıda. Ben telefonumu unuttum. Hemen geliyorum, tamam mı? Annesine götürmem lazım. Bak, eğer götürmezsem Ceren her şeyi açıklayacak. Agah Bey'in Cenk'in babası olmadığını biliyor. Hiç değilse kendin için sus. Sen niye yalnızsın burada? Damla! Bir şey mi oldu? Dur, 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 dur. Ne oldu? Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Her şey yolunda mı? Niye sordun? Bilmem. Çok iyi görünmüyorsun. Ne zamandan beri umurumda ki? Anlamaya çalışıyorum Cenk. Kötü bir niyetim yok. Valla ben de bayağı uzun süredir anlamaya çalışıyorum. Ama asıl anlaşılmıyor maalesef. Öyle oluyor sadece. Nedim'le mi ilgili? Ne Nedim Allah aşkına? Yine açık galiba aranız. Selam bile vermediniz birbirinize. Gözümden kaçmadı. Bizim Nedim'le aramız yok. Açık değil yani, yok. Seninle de yok. Tamam.
bir derdim var onu anlıyorum da ne olduğunu anlamıyorum. Heh Damla. Nedim, bana mı seslendin, bir şey mi oldu? Ya annem deminden beri böyle, anlamadım ne olduğunu. Anişko, ne oldu sana, gerildin mi sen? İstemiyor musun gelmek? Ne oldu ki birden, ben anlamadım. Tamam tamam, merak etme, biz senin yanındayız. Herhalde uzun süre insan içine çıkmadığı için gerildi. Tamam anneciğim, ben yanındayım senin. Aa, siz çıkmadınız mı bahçeye? Ha, Başak, annem fikrini değiştirmişti. Odasına çıkarabilir misin? Tabii, götürürüm. Sen geç, ben yardım ederim. Ben de odadan kaybolayım. Hadi kaçtım ben. Cemre. Halbuki çok da hevesliydin. Aslında sana da iyi gelirdi. Ama sen bilirsin. Buradan dışarıyı izlersin olmadı. Ben şimdi annemin yanına yardıma gidiyorum. Ama sonra gelirim yanına, tamam mı? Vazgeçmeyeceksin değil mi Ceren? Küçük şeytan. Annemi getiriyordun değil mi? Yani gelmek istemedi. Gerildi herhalde. Babam da ortalarda yok. Yani bu kadar özendiğim bir gecede yapayalnız kaldım resmen. Allah Allah. Kızım biz ne güne duruyoruz burada? Zaten sen de olmasan ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsın. Hazırsan başlayalım mı? Davetliler gecenin kahramanını bir görmek ister bence. Açılış konuşması sende. Ay geldim o an. Ben biraz heyecanlandım galiba. Kolay değil mi işler? Hadi bakalım. İyi akşamlar herkese. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin anlamı benim için gerçekten çok büyük. Çünkü bu Karaçay Holding bünyesinde organize ettiğim ilk basın toplantısı. Ve bundan böyle çocukluğumun koridorlarında koşturarak geçtiği Karaçay Holding, kariyerim için de bir start noktası olacak. Ve bu yolda başta babam olmak üzere beni cesaretlendiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gece özel olarak Karaçay Holding ile Koranlı Holding'in inşaat alanında yaptığı yeni atılımlardan bahsedeceğiz. Ben lafı daha fazla uzatmadan Yusuf Koran'a bırakayım. İyi akşamlar herkese. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.